Herkese merhaba, hoş geldiniz. Nefis Kafkas çörekleri hazırlayacağız. Çöreklerimizi hazırlamak için bir kaba 1 tatlı kaşığı dolusu kuru maya, instant maya alıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker. 4 yemek kaşığı toz şekerini de ilave ederek 1,5 su bardağı ılık su. Suyunuz mutlaka ılık olsun ki mayanız aktive olabilsin. Şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. Böyle biraz karıştırarak kenara alacağım. 5 dakika kadar beklemesini sağlayacağız. Karışımımız kenarda beklerken biz yoğurma kabına 4 su bardağı dolusu un, su bardağı ölçüm 200 mililitre, 4 su bardağı unumu kabıma alarak üzerine 1,5 yemek kaşığı zerdeçal, böyle 1,5 yemek kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı zencefil, yarım tatlı kaşığı da tuz alıyoruz. Şimdi un ve baharatlarımı iyice karıştıracağım. Baharatlarımız unumuza iyice karışsın. Güzel bir baharatlı karışım elde edeceğiz. Bakın bu şekilde baharatlarımız, unumuz iyice karışsın. Unumuza mayasını ilave edeceğiz. Hazırlamış olduğumuz karışımı unumuza döküyoruz tamamını. 1 yemek kaşığı dolusu da tereyağımız var. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımız. Zaten suyumuz ılık olduğu için de tereyağımız hemen içinde eriyecektir. Evet, güzel bir yoğurma yapacağız. İyice yoğuruyorum. Hamurumuz toparlanana kadar elimizle yoğuracağız. Yumuşak, güzel bir hamur elde edeceğiz. 5 dakika kadar hiç durmadan yoğurun hamurunuz toparlandıktan sonra. Evet, bu şekilde hamurumu toparlıyorum. Üzerini bir streç folyo ile kapatarak 1 saat kadar mayaya bırakacağım. 1 saat bu şekilde bekletiyoruz. 1 saat mayalanan hamurumun üzerini açıyorum. Şimdi biraz havasını alacağız. Biraz toparlayalım şöyle hamurumuzu. Bakın çok güzel mayalandı. Çok pufuduk pufuduk olmuyor çünkü çöreklerimiz böyle biraz tok oluyor. Matımın üzerine biraz un serperek hamurumun tamamını alıyorum. Biraz da böyle matımın üzerinde yoğuracağım. Şöyle 1-2 dakikada matınızın üzerinde yoğurun. İyice bir toparlayın hamurunuzu. İyice toparladığım hamuru eşit olacak şekilde 4 parçaya böleceğim. Böyle 4 eşit parçaya bölün hamurunuzun tamamını. Eşit olarak bölmüş olduğum parçaları elimde yuvarlayacağım. Böyle yoğura yoğura toparlayarak büyükçe bezeler haline getireceğiz. Evet, 4 parçayı da aynı şekilde 4 büyük beze haline getirdim. Yağlı kağıt sarmış olduğum fırın tepsime yan yana bezelerimi diziyorum. Yarım saatte böyle tepsi mayasına bırakacağız. Yarım saat tepsi mayası beklesin hamurlarımız. Yarım saat daha bekledikten sonra 1 adet yumurta sarımız var. Yumurta sarımızı çöreklerimizin üzerine güzelce süreceğiz. Her bir çöreğimiz iyice yumurtalansın. Bol bol sürün. Yumurta sarılarımızı da sürdükten sonra şimdi bir bıçak, keskin bir bıçak ile şeklini vereceğiz. Böyle kesikler atın çöreklerinizin üzerine. Çok derin olmayacak şekilde. Bu şekilde kesiklerini de atıyorum. Çöreklerim artık fırına gitmeye hazır. Önceden 180 derece olarak ısıtmış olduğum fırında yaklaşık olarak bir yarım saat pişireceğiz. Üzerleri güzelce kızarana kadar gözlemleyerek pişirdiğim çöreklerim fırından çıktı. Bakın çok da güzel bir şekilde kabardılar, piştiler. Dediğim gibi böyle tok tok çöreklerimiz, içi böyle dolu dolu tok tok çöreklerimiz. Günlerce de bayatlamıyor bu çörekler. Şimdi hemen beraber servis sunum yapalım. Bir tanesini bölerek içinde görelim. Özellikle bal ve pekmez ile çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltılarında denemenizi öneririm. Kış aylarında zaten bir kış çöreğidir. Ama tabii pastanelerde her mevsim bulabilirsiniz. Bakın bir tanesini böyle bölerek içinin güzelliğini görelim. Bal yine de servis etmek istiyorum. İnanılmaz güzel bir çörek. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek istiyorsanız takipte kalın. Hoşça kalın.